Kaç aylık oldu oğlun? 9'a girecek. Neredeyse 1 yaşına girecek. Peki annen? O gördü. O gördü. Hı hı. O gizli saklı görüyordu. Götürüyordum ablamla çocuğu. Baban evde yokken? Babam evde yokken gidiyordum. Babam geldi mi? Babam gelmeye 5-10 dakika kala çıkıyordum evden. Bir gün çıkamamışsın, yakalanmışsın. Aynen. Yakalanmamak için ne yaptın? Annem odaya gir saklan dedi, çocuğu da al dedi de. Çocuk ağlar, ne yapayım ben dedim. Bizim ev 3 katlı, 3. kata çıktım, orada bekledim. Babam girdi, ben çıktım. Çatıya kaçtın. Evet. Ne yapardı baban görseydi? Babanla çocuğun kucağında Esef Bey'le göz göze gelseydi ne yapardı? Bilmiyorum, bu sefer anneme sarardı niye eve kattın diye. Sana annen mi dedi babanın karşısına çıkma diye? Çünkü seni iki kere çağırdığına göre belki de adam affedecekti ya. Niye bu şansı vermedin adama? Ne yapacaktı ki? Kıyamazdı Korktum. Sana. Kızım kaç kere baban şurada karşına oturdu. Hadi konuş dedi. Ne yaptı? Buralarda sana bir şey yapmadı ki adam orada yapsın. Bura geldiğinde konuşuyordu ama. Her bura geldiğinde arkada konuşuyorduk biz. Ama Karaman'a gittim, yüzümü bile görmedi. 4 ayda hiç görmedin, çağırdığı halde. Peki Murat mı da etkiledi seni gitme diye? Hayır, git dedi o. Git dedi. Git dedi. Ben gitmedim. Peki, diyorsun ki Murat'ın babası Kemal Bey ve annesi Nuriye Hanım gittiğinde tabii evlerinde kaldın. Ne kadar kaldın? 1-1,5 ay kadar. 1,5 ay. Hı-hı. Nasıl geçti? Aranız nasıldı? Ben onlarla konuşmadım. Onlar benimle konuşmadı. Neden konuşmadın? Bilmiyorum. Onlar da konuşmadı. Ben de konuşmadım. Sığıntı gibi yaşadım orada. 1,5 ay. Evet. Kemal Bey de konuşmadı mı seninle? Yok, hiçbiri. Sen konuşmuyorsun diye olabilir mi? Havalı, senin öyle bir tarafın var yalnız yani. İnsanların evinde kalıyorsun. Bir çok özür dilerim de bir suratsız tarafın var. Acık insan bir kayınpederine bir gülümser. Bir kayınvalidesine, yoksa Nuriye Hanım şey bir kadın değil yani. Sen onlarla konuşmasan. Şu an oğluyla da konuşmuyor hiçbiri. Ne annesi ne babası. Kim? Murat'la da konuşmuyorlar. Sizi istemediler o zaman evde. Bizi evden kovdular. Dediler ya burada gelin, bizde kalın. Ya burada demelerine ne bakarsınız ya? Evden kovdu adamlar biz kaç kere? 3 kere evden kovdular. Biz 2 gün dükkanda kaldık. Çocukla. Çocuğunu alıp kimin dükkanında kaldın? Kemal Bey'in mi? Orada senin kalabileceğin bir ortam, yer yok ki. Nerede yattın kızım sen? Baban öğrendi mi bunları? Öğrendi. Biz dükkandayken dükkanı basmaya gelecekmişmiş. Durdurmuş arkadaşı. Ondan sonra ben ablam ile gittim, o annesi ile gitti. Ondan sonra da bir daha onlara gitmedim ben. Nerede kaldın? Ablam gildi, abim gildi. Abinin davranışı nasıldı? Hiç demedi mi abin? Yani araya gireyim, babamla düzelteyim falan demedi mi? O sadece koy git dedi. Çocuğu da al git dedi. Nereye git dedi? Babamın yanına. Evet, ben de öyle diyorum. Niye gitmedin ya? Dükkanda nasıl kaldın? Dükkanın kanepenin üstünde kaldık. Murat da geldi mi seninle? Tabii, beraber. Niye attılar sizi evden de gidip dükkanda yattınız? Her gün laf istiyordu annesine. Peki hani oraya gittiğinizde onlar ev bulacaklardı? Hiç kimse elimizden tutmadı, hiç kimse. Ne annesi, ne babası, ne başka bir tanıdığı. Sadece abim, Gizem, Ayşe abla, bir de ablam. Başka yok. Bir de en çok desteği de Zeynel amcam verdi bize. Annesi falan elini tersiyle itiverdi. Oğlunu da, bizi de. Şimdi çocuğunun ne bir odası var?
Ne senin bir evin var başını sokabileceğin. Kiralar zaten 18 milyar, 20 milyar Karaman'da. 2 artı 1 ev 12 milyar. 12 bin lira. Çalışsa bile yetişemez yani. Peki çalıştı mı gittiğinizde? 4 ay ne yaptınız? Çalıştı. Çalıştı mı? Hı hı. 3 gün çalıştı. 3 gün mü? 4 ayda 3 gün. Benim şeyimden o da. 3 gün çalıştı. Ben annesiyle kalmayınca gece 12.1'de geliyordu işte. Beni 12.1'de ablamgilden alıp eve götürüyordu. Peki şeyi merak ettim. Tamam Murat'ın annesiyle babasıyla baştan beri bir anlaşmazlığım var. Oraya da gittik hiç tanımadılar, yüzüme bakmadılar diyorsun. Aynen. Murat sana sahip çıktı mı? Çıktı. İyi bari o şey yapmamış. O şey yapmadı. O sahip çıktı. Peki neden böyle davrandılar size? Nuriye Hanım da Kemal Bey de burada diyorlardı ki gelin evimizde oturun. Ne pişiyorsa beraber yeriz. Evet öyle dediler. Ev hazır diyorlardı da ev yok piyasada. Adamlar kendilerini bulamadılar. Efendim Ayşe'cim? Yani farklı bir karakter. İnatlık yapmıştır. Bilemiyorum. Nuriye Hanım öyle biri değildi. Sahip çıkacak gibi duruyordu. Onun içine konuşmaları da öyleydi. Hava çok soğuk davrandıysa, itici ve kırıcı olduysa onlar da belki ondan bıkmıştır. Olabilir mi hayatım? Onunla alakası yok. Neyle alakası var madem? Şu son 10 günde zaten hiç kimseyle konuşmuyor Murat. Sadece bacılarıyla konuşuyor, kardeşleriyle. Anlamadım. Efendim Sevim. Nuriye Hanım burada gayet iyi destek oluruz. Çocuğuna bakarız. Hatta çalışabilir kendisi de ben bakarım ilgilenirim diyordu o kadar. Çocuğa bir gün bakmadı. Bir kere kucağına bile alıp da sevmedi. Kim? Aman. Kayınvaliden. Evet. Burada bakıyordu. Kızları kucağına götürüp verirse, oğlu kucağına götürüp verirse anca öyle. Babası seviyor, annesi sevmiyor. Peki şey mi, Nuriye Hanım seni mi istemiyor? Buradan onu mu çıkaralım? Çocuğu da istemiyor. Murat demiyor muydu, anne niye böyle davranıyorsun? Yok, ne diyecek? Ona da bağır veriyor. Neden? Onu da kovalıyor. Ne dedin? Daha annem ilk defa gördüğü halde kucağından indirmedi o çocuğu. Ne dedin hayatım? Nuriye Hanım burada çok güzel kayınvalidelik sergiledi. İkisinin işe girin çocuğunuza ben bakayım diye. Biz dedi, şahitiz bunlara. Dedi, evet. Şaşırdım ben de şimdi Seda Hanım. Bakmadım. Gerçekten şaşırdım. Peki siz ikiniz de işe girer miydiniz baksaydı? Bakmazdı. Safiye? Onunla dedim bakmazdı. Tamam. Çocuğu bakıcıya verelim o zaman dedi. Ha. Ben bakıcıya vermem dedim. İşe girmem diyor. Nuriye Hanım mı dedi? Şeye bakıcıya yok verin. Murat dedi. Annem bakmaz dedim. Bakıcıya verelim. Ya ablam baksın dedi ya Gizem baksın dedi. Gizem'in de küçük çocuğu olunca bakıcıya verelim dedi. Ben de bakıcıya vermedim. Vermek istemedim. Güvenmedim. Haklı daha küçük çocuk. Anneye ihtiyacı var. Bakıcıya verecek bir çocuk değil süt çocuğu da. Yani. Evet. Kendisi bakıyor. Ama onlar havanır burada. Sen anlayabildin burada mi Nuriye Hanım'la Kemal Bey'in bu tavrını iyi? Ben altında başka bir şey vardır Seda Hanım. Çünkü onlar her şeye rağmen hep olumlu baktılar. Ev hazır. Evet. Tuttuk. Eşyalarını siz bildiğim kadarıyla gönderdiniz. Evet, evet. Evi hazır. Her eşyalar şey hazırdı. Eşyalar yok dendi sonra. Eşyalarını duruyor bütün mu? Eşyalar dükkanda. Evi taşıdılar. Bizim gece kıyafetlerimizi, çocuğun kıyafetlerini hep falan dükkana gönderdiler. Evlerinde bir tane bile çocuğun kıyafeti yok. Başka bir durum vardır. Murat biraz saygısızlığı yine ele aldıysa her zamanki gibi. Yani annesine, başka bir şey babasına, vardır. Safiye doğru söylüyor. Yok annesi, hiçbir saygısızlık yapmadı. Yapmadı diyor. Bana da sahip çıktı diyor. Yani mutlaka daha, çünkü Kemal Bey ile Nuriye Hanım yüz çevirecek
tarzda bir insanlar değil. Burada o kadar biz gördük, tanıdık. Yani bir iki gün değil, aylarca buraya gelip gittiler. Ben de şaşkınım sizin gibi. Bakalım arkasından ne gelecek? Efendim Ayşe. Hava Nur, burada Nuri Hanım'a çok negatif davran diye çocuğu kucağına vermem, senin evinde kalmam, seninle konuşmam. Onlardan etkilenmiş olmasın Nuri Hanım da kendi açısından intikam almış olmasın Hava Nur'dan acaba? Öyle miydi Hava Nur? Öyle de olabilir. Ay ama ne olursa olsun intikam diye atıp da dükkanına yatırılır mı ya? Tamam da hani kucağıma almadı, kucağına almadı diyorsun ya, senden çekinmiş olabilir. Çocuk senin kucağındayken cesaret çocuk edememiş olabilir. Çocuk yerde apalıyor, apalıyor. Yere eğilip de alamaz mı o çocuğu? Sen kızmaz mıydın, vermem diyordun. Ben niye kızacağım? Sen artık çalışmak eve, istedin mi? Artık eve girdiğine göre daha niye kızsın? Eve girmiş yani. Bilmiyor. Peki... Şimdi bunları hep duydu babam. Zaten bunları duydu diyorsun. Buradan da şimdi dinledi. Haberi oldu. Evet. Kalk gel derse sana ne olacak? Murat'ı bırakıp gider misin? Hayır. O zaman pişman değilsin evliliğinden. Evliliğimden değil. Yaşadıklarımdan pişmanım. Bunu orada kaldığıma bin pişmanım. Keşke oraya girmeseydim diyorsun. Aynen. E nereye gidecektin? Ben başta bildiydim zaten. Oraya gidersem çıkamam dediydim burada. Dedin evet. Ama bunda da Murat'ın çabası önemliydi. Babasıyla annesi ne yapsın? 3 gün çalışıp ne yapacak? Yani belki de senin baban onun çalıştığını duysaydı bir şeyin ucundan tutulacaktı. Belki baban direkt yapmayacaktı ama annenin yoluyla, ne bileyim abinin yoluyla sana bir şekilde yardım edilecekti be yavrum. Murat'ın çalışmaması babanın kulağına gitmiştir. Gitmiştir. Ona çok ki. Daha çok bozulmuştur adam. Buna daha çok sinirlenmiştir, kızmıştır. Zaten kızıyordu. Dediğim gibi en çok kardeşleri bir de abim. Arkamızda duran. Başka kimse yok. Bir de amcam. Annem de yardım etti bana. Ama 2 kere baban çağırmış gitmemene şaşırdım kaldım. Kızım senin baban sana düşkün, o kadar fırsat sundu burada sana. Ha umudum yok diyorsun, olmayacağız diyorsan tamam kalk gidelim. Benim kapım sana açık. Ben sana çalış da demiyorum bak. Bir şey yapmazdı ya Havva Nur. Senin baban sana hiçbir şey yapmazdı. Keşke gitseydin. Ne yapacaktı ki? Çocuğun kucağında. Zaten mağdur olduğunu biliyor. Ne yapacaktı? Bırak gel diyecekti. Gitmeliydin yani, gidecektin. Ne derse desin, ne yaparsa yapsın ki buraya kaç kere canlı yayına geldi adam. Hiç de bir şey yapmadı sana ya. Ay böyle şeyler niye konuşursunuz anlamadım ki. Konuşulacak şey değil ki. Bir sürü mevzunuz var sizin ya. Buraya mı geldiniz yani? Bir sürü. Eviniz yok, çocuğun bir odası yok. Çocuk oradan duruyor, oradan duruyor. Kayınvalidenin evinde kalıyorsun. Kayınvaliden kucağına bile almadı diyorsun. Sevgisiz bir ortam. Gidiyorsun çocuğunla, kocanla dükkan köşesinde yatıyorsun. Uğraşacakları bu mu yani? Her uğraşıyorlar. Şey, Esef Bey'in bel millet tedavisi. Millet canlı yayında yazıyor, onlar da cevap veriyor. Kim yapıyor? Senin baban öyle canlı... Yok babam değil, yapmaz. Annesi. Murat'ın annesi. Ay şu canlı yayınlar, ay şu sosyal medya... Aa, efendim Semra. Hava Nurcuğum, şimdi senin ailen de sana da çok değer verdi, Murat'ın ailesi de. Fakat sen o sana verilen değerleri kendin değerlendiremedin. Sana çok fırsatlar sundular, hiçbir evi beğenmedin. Şu duruma gelmenin sebebi kendinsin.
Kendinde hata görüyor musun? Semra onu söylüyor. Hayır. Yani ah keşke şu evi, şurası kötü, burası kötü demeseydim de tutsaydım dediğin olmadı mı? Hayır.